Merhaba erenler sevenler, ben Cem Kervan. Bu hafta Hakk'ın Şahlığından Uzak Değilsin adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Bazı insanlar Hakk'ın Şahlığından uzak değiller. İsa bunu anlatıyor. Yine İncil'in Markos suresinde şöyle bir olay geçiyor. Şeriat hocalarından biri orada İsa'nın Ferisilerle ve Sadukilerle tartıştığını duydu. Demek orada İsa Ferisilerle ve Sadukilerle tartıştı. Bir şeriat hocası bundan haberdar oluyor. İsa'nın onlara ne kadar iyi cevaplar verdiğini fark ederek ona Allah'ın bütün emirleri arasında hangisi en önemlisidir diye sordu. İsa şöyle cevap verdi. En önemli emir şudur. Ey İsrail halkı dinle. Mevla Allah'ımızdır. Mevla tektir. Allah'ınız olan Mevla'yı bütün gönlünle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün kuvvetinle sev. İkinci emir de onun kadar önemli. Şöyle, komşunu kendini sevdiğin gibi sev. Bunlardan daha büyük emir yoktur. Soruyu soran şeriat hocası, "Pirim, çok güzel cevaptı," dedi. Mevla tektir. Ondan başka tanrı yoktur. Bunu demekte haklısın. İnsan Hakk'ı bütün gönlüyle, bütün zihniyle, bütün kuvvetiyle sevmelidir. Komşusunu da kendini sevdiği gibi sevmelidir. Bu emirleri riayet etmek, şeriatın emrettiği bütün yakmalık adaklardan ve başka kurbanlardan daha önemlidir. Parantez açıyorum yine, şu yakmalık adaklar dediği, yani Musa'nın şeriatına göre bazı adaklar ve kurbanlar eti dahil tümüyle yakılarak Hakk'a adanırdı o dönem. Ve adam ondan bahsediyor, diyor ki şeriatın emrettiği bütün yakmalık adaklardan ve başka kurbanlardan daha önemlidir. İsa adamın ne kadar ilim irfan sahibi olduğunu görünce ona sen Hak'tan gelen şahlığa hiç uzak değilsin dedi. Bundan sonra hiç kimse cesaret edip İsa'ya başka soru soramadı. Ve bu olaya göre bir deyiş yazdım, paylaşmak istiyorum. Yanıp tutuşursan Hakk'ın aşkıyla, Hakk'ın şahlığından uzak değilsin, can uzak değilsin. Yanıp tutuşursan Hakk'ın aşkıyla, Hakk'ın şahlığından uzak değilsin, can uzak değilsin. Erenler seversen Hakk'ı coşkuyla, Hakk'ın şahlığından uzak değilsin, ey can uzak değilsin. Erenler seversen Hakk'ı coşkuyla, Hakk'ın şahlığından uzak değilsin, ey can uzak değilsin. Aşkla dolu Hakk'ı sevip översen, komşuna karşı hep mihmanperversen, dost mihmanperversen. Aşkla dolu Hakk'ı sevip översen, komşuna karşı hep mihmanperversen, dost mihmanperversen. Kendini sevdiğin gibi seversen, Hakk'ın şahlığından uzak değilsin, ey can uzak değilsin. Kendini
sevdiğin gibi seversen Hakk'ın şahlığından uzak değilsin ey can uzak değilsin. Kervanım hak benim her şeyim dersen Sevgiye en büyük değer verirsen Can değer verirsen Kervanım hak benim her şeyim dersen Sevgiye en büyük değer verirsen Can değer verirsen Bütün kurbanlardan mühim görürsen Hakkın şahlığından uzak değilsin Ey can uzak değilsin Bütün kurbanlardan mühim görürsen Hakkın şahlığından uzak değilsin ey can uzak değilsin. Evet o zaman Hakkın şahlığından, Hak'tan gelen şahlıktan uzak değilsin. Hak'tan gelen şahlık İsa'nın şahlığıdır. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, Hakk'ın aşkıyla tutuşup yanın. Esen kalın, hoşça kalın.